Beste cursisten, heel, heel hele fijne avond en welkom voor onze les voor vandaag. Vandaag gaan wij voornamelijk over actieve zinnen en passieve zinnen hebben. En ik wens jullie heel veel succes. Hollandaca'da aktif belirgen cümleleri doğru ve hatasız şekilde kurmanın çok önemli olduğunu ve bunun kurallarını birlikte öğreniyoruz bugünkü dersimizde. Başarılar diliyorum. Hollandaca aktieve zinnen doğru ve hatasız cümle kurmanın önemli kuralları. 1. Hollandaca dil bilgisine göre cümle kurarken aşağıdaki kuralları mutlaka bilmeliyiz. Kuracağınız cümle içerisinde sein, worden, haben 3 tane temel yardımcı fiillerin çekimlerini kullanmak zorundasınız. Eğer bu mümkün değilse modale verb worden yardımcı fiilleri ve onların çekimlerini kullanmak durumundasınız. Bunlar willen, kunnen, mogen, zullen, moeten. Eğer modale verb worden cümle içerisinde yoksa mastar halindeki fiillerin ben kişisiyle çekimlenerek uygun zamanda kullanılması gerekir. Örnek: te werken, ik werk, ik werkte, ik heb gewerkt. En, maar, want, dus, of bağlaçlarının kullanılması durumunda cümle yapısı kesinlikle değişmez. İki cümleyi ana cümleyle yan cümlenin bağlantısı söz konusu olduğunda. Veya dat, omdat, zo dat, doordat, since vesaire gibi birçok bağlacın kullanılması durumunda cümle yapılarında değişiklik olur ve devrik cümle yapısı kullanılır arkadaşlar. Peki. Bütün cümlelerde mutlaka kullanılan üç temel yardımcı fiil sein, worden ve haben'dir. Ve bunun bütün zamanlara göre çekimi, geniş zaman, geçmiş zaman ve gelecek zamana göre çekimlerini de öğrenmiş olacağız birazdan. Hollandaca dil bilgisindeki etken ve edilgen cümleleri öğrenebilmek için etken cümlelerin üzerinden hızlı bir şekilde geçmemiz gerekiyor. Birinci yardımcı fiil olarak belirttiğimiz sein ve bunun çekimleri ben, bent, is, was, waren, geweest. Öznelere göre çekimi ise ik ben, Halil. Aslında hemen Kerem Bey'den rica ediyorum. Öznelere göre çekimini okumanızı rica ediyorum efendim. Öznelere göre çekimi ik ben, var. Halil. Devam edin lütfen. Geçmiş zaman hali. Ik was... Was ist denn jahrig? Ich bin in Türkiye geweest. Devam ediniz lütfen, çok güzel. Je bent ein Wunder, ben je gelukkig? Je was nicht anwesig, ben je in Amsterdam geweest? Buradaki dipnotu vermek gerekirse arkadaşlar, je bent olumlu cümlede bent t ile kullanılırken sadece soru cümlelerinde ve öznenin je olduğu durumlarda ben je gelukkig. Bent je gelukkig olmuyor. Werk je thuis. Okay? Devam ediniz. Hi. Okay. He is nu thuis. Hij was verdrietig. Ben je naar school geweest? Güzel. Zij. Zij is op school. Zij was vrolijk. Ze is heel lang gelukkig geweest. Teşekkür ediyorum. Mehmet Dinç Bey, evet. Devam ediyoruz. Het is moeilijk. Het is moeilijk. Het was leuk. We zijn op vakantie geweest. Bravo, devam ediyoruz. We zijn vandaag. We zijn vandaag zeer moe. We waren in Turkije. We zijn in Turkije geweest. Çok güzel. Jullie zijn. Jullie zijn altijd welkom. Jullie waren blij. Güzel. Ze zijn. Onlar. Ze zijn altijd vrolijk. Ze waren verbaasd. Ze zijn best lief geweest. Bravo. Teşekkür ediyorum Mehmet Bey. Worden. İkinci yardımcı fiildir arkadaşlar. Geniş zaman, geçmiş zaman ve misli geçmiş zamanda çekimleri. Ekranda görüldüğü gibi. Word.
wort, werd, werden, geworden. Tuba'nı rica ediyorum. Ik word 50. Ik werd vandaag 35. Ik ben 50 geworden. Devam ediniz. Jij, u, jij werd gelukkig. Word je gelukkig van mijn bericht? Je werd ziek. Jij bent zeer oud geworden. Hij werd een leerling. Hij werd beroemd. Hij is ziek geworden. Zij werd ziek van geworden. Zij werd arm. Zij is mooi geworden. Het wordt vandaag mooi weer. Het werd lelijk. Het is fantastisch geworden. We worden hyperactief. We werden rijk. We zijn moe geworden. Jullie worden blij van deze nieuws. Jullie werden oud. Jullie zijn boos geworden. Ze worden gelukkig met jou. Ze werden moe. Ze zijn groot geworden. Teşekkür ediyorum. Bravo. Heel erg bedankt. Metin Bey, mikrofonunuzu açar mısınız? Arkadaşlar, üçüncü yardımcı fiilimiz ise haben, hebt, hat, hadden, geçmiş zaman, gehad, istemişti geçmiş zaman. Ik heb een auto, ik had een leuke vriend, ik heb het gedaan. Metin Bey, buyurun. Sesinizi alamadım efendim. 3, 2. Devam ediyoruz. Saadettin Bey, müsaitseniz başlayabilirsiniz. Peki. Galiba sesle bir sıkıntı var orada. Mahlukleysin hocam. Lütfen. Halime Hanım, buyurunuz. Ik heb een auto. Ik had een leuke vriend. Ik heb het gedaan. Jij hebt een kind. Heb je een kind? Je had een groot huis. Je hebt een cadeautje gehad. Hij heeft een kat. Hij had een probleem. Hij heeft zijn kans gehad. Zij heeft koorts. Zij had een huisdier. Zij heeft veel plezier gehad. Het heeft een startje. Het had een mooie kleur. We hebben een vraag. Een kleine probleem. Wij hebben het gehad. Bravo. Jullie hebben een boek. Jullie hadden prachtige ouders. Jullie hebben een prijs gehad. Ze hebben veel huiswerk. Zij hadden veel plezier. Ze hebben weinig tijd gehad. Netjes efendim. Dank je wel. Hocam, kado olacak o. Kadoçu dedi de hanımefendi. Klopt. Kado. Kadoçu. Kado. Kado mu? Kazım Bey. Birazdan sizi alıyorum. Arkadaşlar, Hollanda'da jij ve je diye görürsünüz. Bunun farkı nedir diye sorulduğunda genel hatlarıyla anlatmanız gerekir. Jij birisini doğrudan uyarma durumundadır. Arada belli bir mesafe vardır. Dil bilgisi kuralları gereğince her ikisinin de kullanımı kesinlikle doğrudur. Je dediğiniz zaman hitap ettiğiniz kişiyle aranızda belli bir samimiyet, belli bir dostluk vardır. Veya karşınızdaki kişiyle dostluk kurma isteğinde olduğunuz zamanlarda ü dersiniz. Resmi dilde ü ifadesi kullanılır, siz olarak belirtilir. Saygı belirtildiği durumlarda veya Tanrı ile ilgili hususlar konuşulduğunda ü kullanılır. Zay, je yine bayanlar için kullanılır. Zay, aranızda herhangi bir samimiyetin veya duygunun olmadığı, tanımadığınız bir bayandan, bir kadından bahsederken, o kişiyi işaret ederken kullanılır. Je ise tanıdığınız, samimi olduğunuz veya belli bir samimiyet kurmak istediğiniz bir kadınla, bir bayanla vesaire hitap şekillerinden bir tanesidir diyoruz. Bu alt bilgiyi geçtik arkadaşlar. Hollandacadaki fiillerle eğer yardımcı fiil yoksa bir cümlede zijn, worden veya hebben bu sefer fiillerle kullanmak zorundayız. Fıstıkçı Şahap, Efe Paşa çok hasta veya soft ketchup ifadelerindeki sessizlerle biten ve sessizlerin yumuşaması kuralına uyan bir kural vardır. Hollandacadaki bütün gramer aslında bütün dil bilgisi bu temel kuralın üzerine oturtulmuştur. Örnek,
te werken çalışmak fiilidir. İlk form benle çekilmiş halini mutlaka yazmanız lazım. Te werken mastar halidir. Ik werk, ik werkte, ik werk, we werkten. Ik heb, daar heb ik gewerkt. Te wonen, ik form. Mastar hali te wonen bir yerde yaşamak anlamındadır. Ik woon, ik woonde, we woonden geçmiş zaman. We hebben daar gewoond of daar hebben we gewoond. Misli geçmiş zaman, gewoond. Düzenli fiildir bunlar. Yukarıdaki belirtildiği gibi artı te, te, tön veya gewerkt. De, den, gewoond. Bunu bir kenara yazmamız gerekiyor arkadaşlar. Devam ediyoruz. Peki. Şimdi asıl konumuza geliyoruz. Geniş özneler yan tarafta belirtilmektedir. Kazım Bey bu listeyi bizim için okuyacak. İlk form stam te, stam de ve stam en. Ve edilgen cümlelerde geniş zamanda bir cümle yapılırken uygulamış olduğumuz dikkat etmemiz gereken kural cümlenin öznesi het veya de ile başlar. Asla ön ile ön book verb place diye bir şey yoktur. Olamaz zaten. Word artı door kim tarafından? Door we ve en sonunda da faultoid de değil word fiilin işte geçmiş zaman halidir. Kazım Bey hazırız. Buyurun efendim. Lütfen. İlk ikop ön kadu, het kadu, word. Kadu, kadu. Kadu. Ya. Kadu, kadu, kadu. Het kadu, word. Door mijn gekocht. Gekocht. Jij koopt een... Gekocht. Jij koopt een cadeau. De cadeau wordt door jou gekocht. Hij koopt een huis. Het huis wordt door hem gekocht. Zij maakt haar huiswerk. Het huiswerk wordt door haar gemaakt. Het. De hond speelt met de rode bal. De rode bal wordt door het gespeeld. Rode bal zingen... wordt door het gespeeld. Gespeeld. Yes. Wij zingen 10 kerstliedjes. 10 kerstliedjes worden door ons gezongen. Wij zingen 10 kerstliedjes. 10 kerstliedjes worden door ons gezongen. Jullie... drinken twee kopjes thee. Twee kopjes thee worden door jullie gedronken. Sen. Aşağı göremiyorum hocam. Zo kijken ja. Görebiliyorsanız. Zo kijken naar een biraz film. Aşağı. De film wordt door hen gekeken. Kazım Bey teşekkür mi? Ediyorum. Birgül Hanım hazır mısınız? Lütfen. Evet hazırım hocam. Teşekkür ediyorum efendim. Diğer kısımda Leyla Hanım'la bir arkadaşlar bir saniye. Evet. Çok alengirli oldu sizin için böyle. Özel olarak. Hazırsanız bunu yaptık zaten. Yaptık hocam. Verleydi. Hayır. Verleydi tight. Geçmiş zamanda. Verleydi tight'a geçmiş zamanda. Geniş zamanda. Bu geçmiş zaman aynı cümleler. Buyurun efendim. Yes. Ik kocht een cadeautje. De cadeau werd door mij gekocht. Jij kocht een cadeau. De cadeau werd door jou gekocht. Hij kocht een huis. Het huis werd door hem gekocht. Zij maakte haar huiswerk. De huiswerk werd door haar gemaakt. De hond speelde met de rode bal. De rode bal werd door het gespeeld. Wij zongen 10 kerstliedjes. 10 kerstliedjes werden door ons gezongen. Jullie dronken 2 kopjes thee. 2 kopjes thee werden door jullie gedronken. Ze keken naar een film. De film werd door hen gekeken.
Çok güzel, bravo. Saadettin Bey, mikrofonunuz çalışıyor mu efendim? Hazırsanız sizi bir daha döneceğim. Evet. Sizi duyamıyorum Saadettin Bey gerçekten. Çok üzgünüm. Peki birazdan problemi çözerseniz haberimiz olsun. Leyla Hanım orada mısınız? Müsait misiniz? Buyurun. Arkadaşlar bu kısımda voltoydu tight mişli geçmiş zamandaki aktif cümlenin edilgen yapısı nedir? Ona bakıyoruz. Kural gereği ilk form haben plus voltoid tail word of sein plus voltoid tail word. Onregelmatige werkwoord of regelmatige werkwoorden. Passieve zinnen we gebruiken met het of de. Nooit, je mag de zin nooit met een beginnen. Zijn, vormen van zijn, ben, bent, is of zijn. En door wie, een voltooide deelwoord. Eerste zin, ik heb een cadeau gekocht. Het cadeau is door mij gekocht. Leyla Hanım, lütfen devam ediniz. Jij hebt een cadeau gekocht. De cadeau is door jou gekocht. Hij heeft een huis gekocht. Het huis is door hem gekocht. Zij heeft haar huiswerk gemaakt. Het huiswerk is door haar gemaakt. De hond heeft met de rode bal gespeeld. De rode bal is door hem gespeeld. Ze hebben 10 kerstliedjes gezongen. 10 liedjes zijn door ons gezongen. Jullie hebben 2 kopjes thee gedronken. 2 kopjes thee zijn door jullie gedronken. Ze hebben naar een film gekeken. De film is door hen gekeken. Heel erg bedankt en fantastisch gedaan. Saadettin Bey, orada mısınız? Tekrar 3. kez dönüyorum size. Bu son. Sesiniz kapalı. Bir daha. Kendi şey kulaklığınızın mikrofonunun sesi kapalı. Evet. Değil mi? Peki. Teşekkür ediyorum. Son kısımdayız o zaman arkadaşlar. Acil dönmem lazım. Mehmet Bey mümkünse. Mehmet Bey ile başlıyoruz. Tuğba Hanım'la devam edeceğiz. Gelecek zamanın toekomstige tijd. Ik vorm zullen plus hele werkwoord. Zal, zult ve zullen bunun çekimleridir. Ecek, acak anlamındadır. Pasif form edilecekti, yapılacaktı, ecekti, acaktı. Efendim, cümleler zullen plus worden plus voltoide deel word. Yani zal, door mij gekocht worden. Nooit met een e. Een zin begint met een het of de. Zal, zult en zullen word je gebruiken. Zin 1. Ik zal een cadeau kopen. Het cadeau zal door mij gekocht worden. Mehmet Bey, buyurun. Hij zal een cadeau kopen. Het cadeau zal door jou gekocht worden. Hij heeft een huis gekocht. Het huis zal door hem gekocht worden. Zij heeft haar huiswerk gemaakt. Het huiswerk zal door haar gemaakt worden. Bravo. De hond heeft met de rode bal gespeeld. De rode bal zal door het gespeeld worden. Wij hebben 10 kerstliedjes gezongen. 10 kerstliedjes zullen door ons gezongen worden. Jullie hebben 2 kopjes thee gedronken. 2 kopjes thee zullen door jullie gedronken worden. Ze hebben naar een film gekeken. De film zal door hen gekeken worden. Çok güzel. Bravo efendim. Hatasız. Tebrik ederim. Şimdi bakalım ne oluyor arkadaşlar. Tekrar gelecek olursak Hollanda'da dil bilgisindeki pasif cümleler, pasif en aktif zin dedik hatırlarsanız. And it heet eigenlijk leidende vorm. Etkilenilen vorm. Aktif cümlenin nesnesi, edilgen cümlenin öznesi olarak değiştirilir. Zamanlara göre cümle yapılarında değişiklik yapılır. Saadettin Bey bir şey söyleyin artık. Yok, kısmet olmadı bugün ya. Vallahi kısmet olmadı. Hayırdır. Neyse. Evet Alim Hanım. Şimdi arkadaşlar bu kısım sizin için aslında alıştırmalardır. Yaklaşık 30 küsür cümlemiz var. Hepinize sıra gelecek emin olun. Cevap vermek isteyen varsa ekranında el kaldırma butonuna basabilir. Aktif cümle Alim Hanım. Hay was de auto? Hay was auto?
The auto was door hem. Evet, listeden alıyoruz arkadaşlar. Tuba Hanım buyurun. I was gestern the auto. The auto wird door hem gewassen. The auto wird gestern door hem gewassen. Tuba Hanım devam ediyorsunuz. Buyurun. Bir tık zor. Hij heeft gisteren de auto gewassen. Evet. De auto is door hem gisteren gewassen. Gisteren'i biraz öne alabilir misiniz? De auto is gisteren door hem gewassen. Çok yeah. Güzel efendim. Fikri Bey hazırsanız buyurun. Evet. Fikri Bey mikrofonunuz lütfen. Evet. Açtım. Buyurun efendim. Kolay gelsin. Esma leist fel bukun bukun les las pardon bukun word worden çoğul Bukun Warden Esma Zay Dor Har Gleizen Bakalım öyle neymiş? Fail Bukun Warden Dor Esma of Dor Har Gleizen Teşekkür ediyorum. Kazım Bey devam ediyorsun. Mehmet Evet. Repaired the smartphone. The smartphone is... Niye? Geniş zaman. Word veya Warden. Pardon. The smartphone Word door Mehmet repaired. Bakalım öyle miymiş? Güzel. Teşekkür ediyorum. Beyhan Hanım devam edebilirsiniz. Buyurun. Beyhan Hanım devam etmiyor. Etmedi. Şöyle yapalım. Bir hemen başka bir kurs yerimize geçelim. Bilgül Hanım devam edebilir. Deneyiniz. The contact person'ın warden ama KKD doet een onderzoek naar de contact person'ın. KKD bir araştırma yapıyor. Yani yapılan şey nedir? Bir araştırma. Dus het onderzoekla başlarsanız çok rahat edersiniz. Het onderzoek. Okay. Het onderzoek worden worden door GGD naar de ekrana bakınız. Het onderzoek naar de contactpersonen wordt door GGD gedaan of uitgevoerd. Biraz zordu hocam. Karışık. Evet, kabul ediyorum. Leyla Hanım hazırsanız buyurun. Size biraz kolay soralım Leyla Hanım. The Brennan brooches brooches worden door haar gebracht. Bravo. Hata yapana evet. Kadar devam edebilirsiniz. Bir sonraki lütfen. Ze stelen hier een auto. Een auto is door hun gestolen. Ama niye is dediniz? Geniş zaman bu. Des tegenwoordig. Evet. Is, zijn, ben of bent sadece voltooide deel wordt. Dişli geçmiş zamansa kullanıyorsunuz. Okay? Hemen geliyor. Buyurun efendim. Ze zingen, men zingt. Er wordt door hem gezongen mı? Er wordt door hen of er wordt gezongen. Bravo. Çok güzel efendim.
Bilgün Hanım tekrar denemek istiyorsunuz anladığım kadarıyla. Deneyelim hocam. Yaparsınız biliyorum ben. Buyurun efendim. Ay pardon. Ay evet. Het schilderijs. Sizin cümleniz buyurun. I have ön schilderij gemacht. The schilderij evet. Words door haar gemacht. Peki niye is demiyorsunuz? Have is. Aa evet is. Çünkü have. Sorry. Sizin yok, cümleniz yok. Efendim. Sizin cümleniz. Tekrar edin. I was sein baby. The baby, the baby is heyf her. Bu geniş zaman. Cümleniz the baby word of warden. Hangisini seçiyorsunuz? O zaman word. The baby word door sein hıvasan. Of door hem misin? Hem. Hem. Hay hem door hem. Evet bir cümle daha alıyoruz. Ich habe mein Kamer suchen gemacht. Burası haben yani is sein kullanacaksınız. The Kamer is door my suchen gemacht. Oldu efendim. Mein Kamer of the Kamer wird door my suchen gemacht. Değil. Is hocam neden is olmadı? Doğru cevap is door my suchen gemacht. Orada da ne? Birgül yok. Mein Kamer is. Mein Kamer is door my Schoonmaak. Yes. Orada yazdım hatasını. Tuğba Hanım buyurun. The heaven here and face gefeiert. Faced is. Evet. Is the door hen gefeiert? Yeah. There is here a face gefeiert. Of het face wordt door hen gefeiert, dat mag ook. Of men heeft hier een face gefeiert. En zij heeft een appel gegeten. De appel is door haar gegeten. Tuğba Hanım devam ediyorsunuz. Burada bir teknik hata olmuş galiba. Buyurun efendim. Dilek schrijft de brieven. De brieven worden door Dilek geschreven. Geschreven. Schrijven. Bravo. Devam edin lütfen. De aardbeving heeft de stad verwoest. De stad is door de aardbeving geverwoest. Verwoest. Zaten er geçmiş zaman. Geçmiş zaman. De stad is door de aardbeving verwoest. Son cümleniz. Buyurun efendim. Sarah heeft het article gepubliceerd. Het article is word is door Sarah gepubliceerd. 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 Bravo. Het article is door Sarah of door haar gepubliceerd. Yeah. Teşekkür ederim arkadaşlar. Halime Hanım, buyurun. Ze draagt een zware tas. De zware tas wordt door hen door hen gedragen. Door haar. Ja, doğru. Zezey bayan. Evet, evet, evet. Şeye tekrar bağlanmaya çalışacağız. Fikri Bey buyurun. Deneyiniz.
Hi Belde elke dag met zijn moeder. Elke dag. Zijn moederla başlarsanız daha rahat olur. Ha. Annesi onun tarafından her gün aranda. Zijn moeder wordt door door hem elke dag gebeld. Kazım Bey, geçmiş zaman bu cümle. Tabii. Zijn moeder wordt door hem elke dag gebeld. Güzel gördünüz. Bravo. Yani. Kazım Bey devam ediyorsunuz. Ve eight elke dag linzen soup. Ve eaten arkadaş. Sorry Erzen. Doğru. Eight right. Ve eaten elke dag. Ve eaten elke dag. Okay. De linzen soup wordt ja. Door ons gegeten. Elke dag. Gegeten. De linzensoep wordt elke dag door ons of door ons gegeten. Doordan önce zaman mı geliyor? Doordan önce zaman gelir arkadaşlar. Zaman hemen hemen bütün cümlelerin üçüncü kelimesidir normal cümlelerde. Ik ga elke dag naar school. Ik werd vandaag jarig. Ik ben vorig jaar naar Turkije verhuisd. Oké, okay? Üçüncü kelime. Aktif cümle. Kerem Bey deniyorsunuz buyurun. Ali heeft alle chocola opgegeten. Voltooi de taal. Alle chocos. Alle chocola. Alle chocola is op is op Ali. Ama kim tarafından? Ali. Is door. Door hem. Alle chocola is door hem of door Ali opgegeten. Ali chocola. Bilgül Hanım. Ali opgegeten. Hij verfde alle muren van het huis. Alle muren worden door hem hem van door hem geverfd. Ama verfde geçmiş zaman olacak. Werd of veya werd. Werd o zaman. Alle muren van het huis werden çoğul olduğu için door hem geverfd. Alle diyor. Çünkü çoğu. Leyla Hanım buyurun. Zij heeft veel wijn gedronken. Het wijn werd door, door haar gedronken. Güzel. Veel wijn of het wijn is door haar gedronken. Çok güzel, bravo. Devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdiki alıştırmamızda kelimeler, bunu bir sağlıklı cümle yapısı yapmanız gerekiyor. Bu cümleler pasif cümlelerdir. Karışıktır bu arada. Özne ile başlıyorsunuz zaten. Cümlenin başında özne var. Hay, hay ile başlıyorsunuz. Gisteren is in İstanbul kızıyım. İlk el kaldıran cevap verir, söyleyeyim. Başlıyorsunuz. İlk. Ben. Mehmet Bey. Alime Hanım. Alime Hanım buyurun. Hey is gisteren in İstanbul gezin. Hay is gisteren in İstanbul gezin. İkinci soru arkadaşlar. İlk el kaldıran cevap verir. Başlıyorsunuz. Er een boek werd gegeven aan mij. 3, 2, 1. Başlayınız. Anlamıyoruz ki hocam. Er ile başlıyorsunuz. Er werd een boek aan mij gegeven. Leyla Hanım ilk el kaldırmış. Buyurun Leyla Hanım. Er werd een boek aan mij gegeven. Kontrol edelim. Güzel. Başlıyorsunuz arkadaşlar. Er, wat, moet, worden, gedaan.
Er'le başlıyorsunuz. Kazım Bey birincisi. Mehmet Dinç Bey ikinci. Mehmet Bey buyurun. Ermut what wurden gedaan? Kazım Bey sizce doğru mu? Doğru hocam. Tekrar ediniz. Ermut what wurden gedaan? Yani bir şeyler yapılması gerekiyor. Gedaan wurden. Ya, gedaan wurden of mut. Oraya dikkat edin. Modellerde models'lar kullanıldığında wurden cümlenin sonuna da gelir. Er'le başlıyorsunuz. Felicitaties werden gestuurd aan hen. Ben. Leyla Hanım hazır. Kazım Bey ikinci. Buyurun Leyla Hanım. Werden felicitaties aan hen gestuurd. Kazım Bey doğru mudur? Doğrudur hocam. Fikri Bey başka fikriniz var mı bu konuda? Erverdin felicitaties aan hen gestuurd. Bir sonraki sorunuz arkadaşlar buyurun. El kaldırın. Bey. Nereden el kaldıracağız? Ekranın sağ nereden el kaldırıyoruz hocam? Var ya arkadaşlar. Kendine nerede head hocam? Sağ üst kısımda. Öyle miymiş? Hetmut. Hetmut. Wurden gedaan. Hetmut. Tamam şurada. Wurden. Rice'a hangi yazıyor? Ne yazıyor? Wurden'ı cümlenin sonu. Rice'a hangi yazıyor? Orası mı acaba? Evet. Raise hand. Yeah. Kaldı. Hetmut gedaan wurden. Ben hocam. Ne yok? Altta 3 çizgi var ya. 3 tamam. Yan yana. Çizgi. Oraya basarsanız eller çıkıyor zaten. Hetmut gedaan wurden. Bu işin yapılması gerekiyor. Kerem Bey katılıyor musunuz bu konuda? Katılıyorum, doğrudur. Evet, Kerem Bey devam ediyorsunuz. Het worden kon niet schoongemaakt. Het schoongemaakt kon niet worden. Het schoongemaakt. Het schoongemaakt worden kan niet. Nee. Halime Hanım sizce doğru mu? Et schoongemaakt kan niet. Kazım Bey hem el kaldırıyor hem de diğer el. Tamam güzelmiş. Et schoongemaakt worden. Yanlış. Yanlış bence de yanlış. Et schoongemaakt worden en sona. Bak worden. Worden cümlenin sonuna. Şu elleri indirin bakayım siz bir. Lower hand. Lower your hand. Lower hand. Şimdi sırayla. Geliyor. Başladık. Buyurun. Dat gedaan worden had kunnen Halime Hanım birincisi. Bakalım başka kim var? Biraz bekleyelim Halime Hanım. Evet, buyurun. Dat had kunnen gedaan worden. Dat gedaan worden had kunnen, dat had kunnen gedaan worden. Doğru mudur arkadaşlar? Dat had können gedaan worden. Bence yanlış. Doğru hocam. Dat had gedaan können worden. Bu yapılmış olabilirdi ama yapılmadı. Yapılabilirdi. 4 tane verklik yan yana. Evet. Sehr grappig gezin dit, hè? Dat had gedaan können worden. Okay. Yapılması gerekiyordu, yapılmadı. Datat gıdan kını vardı. Bu yapılmış olması gerekiyordu ama öyle bir şey yok. Ama bunu anlatmadınız. Arkadaşlar işte öyle. Tuğba Hanım deniyorsunuz. Evet buyurun. Dat gıdan hat worden mutun. Dat hat mutun gıdan worden. Dat hat gıdan mutun worden. Önce ana fiil. Sonra modale werkwort. En sonunda word. O da pasif yapıyor. Edilgen yapıyor cümleyi. Birgül Hanım deniyorsunuz. Buyurun. Ön beslissing nu al had moeten genomen zijn. Şimdiye kadar bir karar alınmış olmalıydı. Bam bam.
sein Hart nü ön başlayın. Hayır hayır. Ön beslisi. Ne ne ne. Ön besli. Ön beslising hat nü al sein genommen Mutter. Mutum ya beşer mutum. Doğru mutu sein. Ön beslising hat nü al genommen Mutter sein. Aynen. Aynen. Güzelmiş. Burada wording yok. Sein worden kullanılıyor arkadaşlar. Evet. Bunlar beyin yakan alıştırmalar demeyin. Buyurun. Yeah. Kim yapıyor bakalım? Elleri görelim. Dit is die gisteren de rekening werd door hem betaald. Dit is die gisteren de rekening werd door hem betaald. Zor bir cümle. Karışık, kompleks zin diyorlar Hollanda'da buna. Biz sen echt kompleks zine. Kazım Bey deneyecek. Daha sonra Mehmet Dinç Bey deneyecek. Buyurun. Hmm. Ben de deneyebilirim hocam. Ben de denemek istiyorum hocam. Tamam olur. Buyurun. Zaten... The reckoning. Hayır. The reckoning. Dit isle, dit isle başlayabilirsiniz. Tamam. Dit is what digistrim the reckoning Dorham Hıbetal. Olmadı. Olmadı. Geçmiş olsun. Alim Hanım. Ay. This is that the reckoning this is Dorham Hıbetal. Yok yok. This is that dedim olmuyor iş. Beyhan Hanım buyurun. This is Hıbetal the gisteren the reckoning Dorham wert? Ne? Yok, olmadı, olmadı. Bir ben deneyebilir miyim? Herkes deneyecek. Buyurun ses, ses, ses. Evet, ses geldi. Ders bitti hocam, ders. Ya hocam hiç sorma ya. Vallahi Realtek'i yeniden yükledim. Vallahi arada sırada böyle gidiyor ses, deli oluyorum. Saadettin Özbey hala kayıttayız. Silmem mi konuşmayı? Pardon, özür dilerim. Ben anlamam. Evet, Bilgül Hanım daha sonra Tuğba Hanım deneyecek. Buyurun. Dit is wert olması gerek ama hocam. Dit is, is wert de gisteren de reken door hem betaald. Hayır, özür dilerim. Olmadı. Tuğba Hanım. Dit is de rekenen de gisteren. Dit is de rekenen. İşte bu. Buradan devam et. De gisteren werd door hem betaald. Üçüncü zaman dediniz. De gisteren. Ben yapabilir miyim? Çok. Birazdan geliyorum. Dit is de rekening. De gisteren door hem werd betaald. Hemen çiçeğiniz. Thank you. Bunlar beyin yakan alıştırmalar arkadaşlar. Saadettin Bey. Özledik sizi. Sıra sizde. Evet. Er niemand was zu sehen. Er was niemand zu sehen. Ja. Adam biliyor. Bravo. Devam edelim o zaman Saadettin Bey'le biz. Er was niemand zu sehen. Bravo. Folgende. Das war zu erwarten. Güzel. İyi ki daha zor oluyor. Değil mi? Tabii. Yani evet. Haksızlık bu aslında. Haksızlık oldu. Hier spricht man Turks and Angles. Engels mı? Engels mı? Engels. Engels. Okay. And volgende. Ze zeggen dat het gaat regenen. Of regenen gaat. Allebei goed. Allebei mag. Ja. Bravo. Buyurun efendim. Biraz zor. Zor olsun size. Bir saniye. Şurayı kapatmam lazım. It is the besmetting. Er is gekeken vooral naar de bron, de besmetting van. Er is le başlıyorsunuz, evet. Evet, er is le başlıyoruz. Er is the besmetting. Ne? Van de besmetting olacak. Er is vooral naar de bron ney? Ja, ja, er is vooral. Ja, er is vooral naar de bron van de besmetting gekeken.
Bravo. Durun hocam, 7'ye kadar sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kerem Bey, aynı cümleyi tekrar eder misiniz? Tekrar etmeyeyim, kopya verme. Bak, kopya çektirmem. Evet Kerem Bey, buyurun. Aynı cümleyi tekrar edeyim. Evet. Az önce söyledi mi aynısı? Evet efendim. There is the besmetting na there is the besmetting nerede bu? Yok. Ne? Edim hocam. Yazım hocam, sen ikincisin. Bir saniye, ben birkaç neyse. Dur, bir sakin. There is ya, birden böyle hızlı gelip geçiyor. Düşünmeye de fırsat kalmıyor. There is fikaten for all nerede brom the besmetting fan. Buyurun efendim, tekrar deniyorsunuz Kerem Bey. There is the besmetting. Yok, olmadı. There is the besmetting dedin mi siliyoruz biz. Yok. Kabul olmuyor. Okay. Birgül Hanım deneyecek. There is for all the besmetting fan nar the brown heykan. İyi başladınız. Olmadı. Olmadı. Beyhan Hanım deneyecek. Beyhan Hanım deneyecek. Buyurun. There is for all the besmetting fan nar the brown heykan. Yok. İyi dediniz de iyi başladı, kötü bitti. Aşk gibi bir şey. Evet. Tuğba Hanım devam edecek. Buyurun. There is for all from the besmetting in our the brown taken. İyi başladınız, kötü bitti, özür dilerim. Kötü bitti. Alim Hanım bir deneyiniz. There is for all nar the brown from the besmetting taken. Besmetting dediğin zaman olmaz ama. Olmaz. Gidilecek yer demek. Tamam. From the besmetting. Şimdi oldu. Buyurun bakalım arkadaşlar. Yani there is for all naar de bron van de besmetting gekeken of gekeken naar de bron van de besmetting, dat mag ook, niks mis mee, allebei zijn goed. Echt zo. Oké? Ja. Evet. Nu begreep ik. Anladınız? Ya bunlar beyin yakan alıştırmalar yani. Sizi seviyoruz. Şimdi arkadaşlar, bugünkü dersimizde biraz uzun süren oldu ama tegenwoordige tijdsvorm, geniş zaman, Hollandaca aktif cümlelerde word veya worden ve artı voltoidle aktif cümle pasif hale getirilir. İkinci kuralımız verleden tijdsvorm, geçmiş zamandaki cümleler pasif yapılırken werden artı voltoidle word, yani fiilin misli geçmiş zaman hali kullanılır. Üçüncü kuralımız voltoidle tijdsvorm, misli geçmiş zamandaki, bitmemiş geçmiş zamandaki bir cümle pasif veya edilgen yapılırken sein ve onun halleri ben, bent, is veya sein artı voltoidle word, misli geçmiş zaman hali kullanılır. Dördüncü ve son olarak toekomst, gelecek zamandaki cümleler zullen ve onun halleri olan zal, zult, zullen artı voltoidle word artı worden. Ik zal mijn huiswerk maken. Mijn huiswerk zal door mij gemaakt worden. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bu da beşincisi tabii ki. Olmayanlara uyarım olsun. Saygıdeğer arkadaşlar, dersimize katıldığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Vandaag hebben wij voornamelijk de meest gebruikte onregelmatige werkwoorden en ook passieve voice, passieve zinnen geleerd. Heel erg bedankt voor de deelname van ons les. Unutmayın ki inanmak başarmanın yarısıdır. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Elinize sağlık. Rica ederim. İyi akşamlar. Elinize sağlık.